Beji bar khodana zindana Beji bar khodana zindana Beji bar khodana zindana Jen jiyan azadi Jen jiyan azadi Jen jiyan azadi Hak hukuk adalet Hak hukuk adalet Tarsus cezaevi önündeyiz. Bu sıcakta tecritin kalkmasına ilişkin başta Sayın Abdullah Öcalan üzerinde derinleştirilen, İmralı'da derinleştirilen tecritin kalkması ve cezaevinde siyasi düşüncelerinden dolayı rehin alan tüm arkadaşlarımız üzerinden tecritin kaldırılmasına ilişkin cezaevi önündeki eylemlerimiz devam ediyor. Fakat hala iktidar bir adım atmış değil. Hala cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor. Hala İmralı'da tecrit derinleştiriliyor. Hala Kürdistan'da dört parçada Kürt halkına soykırım, Kürt halkına savaş konsepti dayatılmaya devam ediliyor. Daha önce de hep belirttik, daha önce de gördük bu ülkenin tarihinde de gördük. Kürtlere yok saymayı, Kürtlere savaşı, Kürtlere siyasi soykırımı dayatan bütün iktidarların tek tek tasfiye olduğunu gördük. O açıdan buradan tekrardan çağrı yapıyoruz. Kürt halkının taleplerinin dikkate alınması gerekiyor. Başta Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması başta olmak üzere tüm cezaevlerindeki hak ihlallerine son verilmeli. Siyasi rehineler, siyasi düşüncelerinden dolayı rehin alınan arkadaşlarımızın koşulları iyileştirilmeli ve bir an önce bir sürecin başlatılması gerekiyor. Bu açıdan cezaevindeki eylemlerimiz tekrar her hafta olduğu gibi bu haftada devam etti. Bundan sonraki haftalarda da devam edecek. Bu kapsamda çağrımızı burada bu sıcakta güneşin altında bu tarlada yeniliyoruz. İktidar tecriti derinleştirerek Kürt sorunu ya da Kürt siyasetini ortadan kaldıramaz, tasfiye de edemez. Çözüm değil. Kürtler her koşulda dostlarıyla beraber siyasetini de yapacak, taleplerini de dile getirecek. İktidarın zulmüne karşı, yanlış politikalarına karşı tutum da ortaya koyacak. Geçmişte ortaya koyduğu gibi. Bundan sonraki süre içerisinde de en güçlü şekilde tutumumuzu ortaya koyacağız. Bu sürecin de bir çözümle noktalanana kadar iktidarı bu sorunun kendisinden çıkartıp çözümün bir parçası haline getirene kadar eylemlerimiz devam edecek. Uzun süredir burada bir demokrasi talebi için cezaevlerinde uygulanan hak ihlallerinin son bulması için bir araya geliyoruz. Bir araya gelmeye de devam edeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi 27 Kasım'dan beri cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için özellikle İmralı tecrit sisteminin son bulması için İmralı tecrit sistemi üzerinden Türkiye'deki bütün alanlara yayılan bu adaletsizliğin, bu hukuksuzluğun ve özellikle İmralı cezaevi üzerinden Türkiye'deki bütün cezaevlerine yansımasını bulan bu tecritin son bulması için ailelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi parti olarak da DEM Parti adına sürekli bir şekilde hayatın her alanında bu sorunları dile getirmekten asla vazgeçmedik. Bunun mücadelesini yürütmeye de devam edeceğiz. Şimdi 27 Kasım'da açlık greviyle başlayan cezaevlerindeki direniş 4 Nisan itibariyle cezaevlerinde ailelerle görüşmeyi reddetmek, telefonlara çıkmamak ve ama aynı zamanda da yargı mercileri önüne çıkmamak gibi bir tutum ortaya koymak suretiyle bu ihlallerin son bulmasını talep eden cezaevindeki tutsaklar ve dışarıda da ailelerinin bu taleplerine iktidar ve özellikle Adalet Bakanı bugüne kadar bir cevap vermiş değil. Biliyoruz cezaevindeki bu ihlallerin nedenini. Kuşkusuz cezaevindeki ihlallerin büyük oranda İmralı ile başladığını,
İmralı tecrit sisteminin 25 yıldır devam ettiğini, özellikle son 4 yıl içerisinde ise mutlak bir şekilde iletişimsizlik dağıtılmak suretiyle bir uygulamanın olduğunu ve bu uygulamanın hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizatihi Adalet Bakanı kendisi de çok iyi biliyor. Bakın hem iç hukukta, hem ceza muhakemesi kanununda, hem infaz kanununda, hem de uluslararası hukukta bir insanın en temel hakkı nedir? Bir insanın en temel hakkı kendi avukatıyla görüşme hakkıdır. Bir insanın en temel hakkı ailesiyle yasada öngörülen süreler içerisinde ailesiyle görüşme hakkıdır. Ailesiyle iletişime geçme hakkıdır. Telefonla görüşme hakkıdır. Ailesiyle mektuplaşma hakkıdır. Dolayısıyla bu hakların, bu taleplerin hiçbiri hiç hukukta kendi yasalarımıza uygun olduğu halde yasayı tanımamak suretiyle, yine uluslararası hukuku tanımamak suretiyle bu hakların, bu temel hakların hepsi maalesef ihlal ediliyor, ayaklar altına alınmış durumda. Kapatılmalı ve tekrar sistemin yaşamın her alanında zor durumda.
son olarak Türkiye'yi yerlere yatırmak istiyorum. Önemli bir varlık ve gönül gücü olan Sayın Abdullah Öcalan. Albatta. Nadekene telefona, nadekene hastahana, buna hende em rehisin olarak, malbat olarak, banka vaziyeme, Adalet Bakanı'ya, İçişleri Bakanı'ya, em bizim banka vaziyeme bu Adalet Bakanı'ya, derhal hevditin, gel biraz Öcalan Bey tekirin, havalet hapsi zindan acı, idi üyü paştı, gel malbat et, hevditini bikin, gel malbatı ha haber bedin. Dayı ki hapse zindana. Hayana ha beyna lawe ha bi ki bun. Rangi wan bi ki bun. Ama evet dün mehzede denge lawe ha kızı ha bi ki ne. Am evet cadi banga vazit ki. Delhar hevditin gel biraz Öcalan bete kirin. Ev hapse zindani meci ve çaleki berdin. Her defasında yumuşamadan, sivil anayasadan, normalleşmeden bahseden bir iktidarın Kürt'e bakış açısı her gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın daha dün Mardin'in Şemrek ve Diyarbakır'ın Çınar ilçelerinde elektrik kablolarından kaynaklı bir yangın açığa çıktı. Ve defalarca yetkililer arandı. Her yerden aramalar gitti. Sosyal medya üzerinden ciddi çağrılarda bulunuldu. Ama Orman Bakanlığı verdiği bir röportajda şunu ifade ediyor. Diyor ki, öncesinde 40 dakikada, 45 dakikada ulaşabildiğimiz yangın alanlarına teknolojimiz sayesinde artık 10 dakikada ulaşabiliyoruz diyor. 105 tane helikopter, 26 uçak, 14 tane İHA ile yangına hemen müdahale edeceğiz diyor. Ama ne oldu Mardin'de ve Ahmet'te? Sabaha doğru yangın kontrol altına alındıktan sonra göstermelik bir şekilde helikopter çıkardılar. Sizin bu İHA'larınız, bu uçaklarınız demek ki yangın Kürt'ün toprağında olunca, yangın Kürdistan'da olunca hareket etmiyor. Ya da geç hareket ediyor, göstermelik bir şekilde bir çalışma yürütüyorsunuz. Biz buradan yangında yaşamını yitirmiş olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Tüm yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yangında birçok hayvan telef oldu. Toprak zarar gördü. Toprağın altında ve üstündeki canlılar zarar gördü. Bunun sorumlusu aslında TEDAŞ'la ilgili uzun süredir şikayeti olmasına rağmen, dilekçeleri olmasına rağmen bunu ciddiye almayan iktidardır. Bunu ciddiye almayan bakanlıktır. Yine açıklıyorlar röportajlarında. Yangının öncesinde alınan önlemler, yangın esnasında alınacak önlemler ve sonrasındaki çalışmalar diyorlar. Evet, yangının öncesi ve yangın esnasında hiçbir şey yapmadınız. Bunu tüm Türkiye halkı gördü. Bunu birebir Mardin halkı gördü. Dün akşam Ahmet halkı gördü. Yangından sonrası için üzerinize düşen görevi yerine getirin. Buradan size çağrıda bulunuyoruz. Yine Çetin Başkan ifade etti. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış bir mutlak tecrit hali var. Bir iletişimsizlik hali var. Yine o tecrit aslında sadece cezaevlerinde değil, şu an Türkiye'nin her bir noktasına sirayet etmiş durumda. Biz önceden de ifade ettik, tekrar tekrar altını çiziyoruz. Bu ülkede eğer ekonomik kriz varsa, bunun nedeni Kürt'e yönelik düşman hukukudur. Bunun nedeni Kürt'e yönelik savaş politikalarıdır. Biz barış talebimizi yükselttikçe, birlikte yaşam talebimizi yükselttikçe karşımıza çıkan şey şu arkadaki manzara.
önümüz kesiliyor. En demokratik hakkımızı kullanmamıza izin vermiyorlar. 81 yaşındaki annelerimizi tutukluyorlar. Hasta mahpuslarımızı serbest bırakmıyorlar. İçeride ve dışarıda savaş uyguluyorlar. Çünkü Kürt'e düşmanlar, Kürt'ün kazanımlarına düşmanlar. Biz buradan tekrar ifade ediyoruz. Başta Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamaları son buluncaya kadar, cezaevlerindeki hak ihlalleri son buluncaya kadar bu mücadelemiz, bu çalışmalarımız devam edecek.